Sevgili öğrenciler, Bilgisayarman 2022 çözümlerinin, TYT çözümlerinin 7.si ile beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım sevgili öğrenciler. Derinliği her yerde aynı olan bir gölde iki tekne 2 ve V büyüklüğünde hızlarla hareket etmektedir. Bu teknelerin oluşturdukları dalgaların yayılma hızı V1, V2 ise eşitliklerden hangileri doğru olabilir? Ben bu soruyu özellikle çok sevdim sevgili öğrenciler. Şimdi derinliğin hızda çok büyük önemi var. Sonuçta aynı ortamda, aynı derinlikte dalgaların hızları birbirleriyle aynı olacaktır. Teknelerin hızları farklı bir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu sorunun cevabı sevgili öğrenciler çok net olarak birdir, yalnız birdir. Yanıtımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. İkinci soruya baktığımızda yazın tatil için Antalya'ya giden Efe bir otele yerleşmiştir. Otelin kendine ait bir havuzu ve deniz kıyısında plajı vardır. Efe hem havuzda hem de denizde yüzerek tatilin tadını çıkarmaktadır. Efe tatilin sonunda denizde yüzmenin havuzda yüzmeden daha kolay olduğunu öğrenmiştir. Buna göre babasına sorduğunda babasının yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, sonuç olarak tuzlu su tatlı sudan daha öz kütlesi büyük olduğu için etki eden kaldırma kuvveti aynı olsa da vücudumuzun suyun üstünde kalan kısmı daha büyük olacaktır. Dolayısıyla vücudun suyun içerisindeki kalan kısmı azalacağı için daha kolaylıkla hareket edebileceğiz. Yani daha az suyla boğuşuyor olabileceğiz. O halde bu durumda sevgili öğrenciler deniz suyunun miktarının fazla olması değildir. Deniz suyunun öz kütlesinin büyük olmasını rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili öğrenciler. Yani 2 doğrudur. 3'e baktığımızda deniz suyunun uyguladığı kaldırma kuvvetinin daha büyük olması, bunu bahsettik zaten. Uyguladığı kaldırma kuvveti aynıdır. Sadece batan kısmımız farklılaşacaktır. O halde sadece 2 doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler diyorum ve 3. soruya geçebilirim. Burada Gütçoğlu da çok güzel bir soru. Cenk ve Davut Özdeş cam şişenin ağız kısmını şişirilmiş balonları bağlıyor. Davut ayrıca şekildeki gibi balonu şişenin içine geçiriyor. Cenk daha sonra bir nolu şişeyi kaynar su, Davut ise 2 nolu şişeyi buzlu su bulunan kovayı yerleştirse balonların son haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye soruluyor. Şimdi şöyle inceleyelim sevgili arkadaşlar. Birincisi bir kere kaynar suya sokulduğu için sonuçta buradaki sıcaklık ne olacaktır? Yükselecektir. Yani T ile gösterdiğimiz sıcaklığı. Buradaki şişenin içerisindeki T ise sıcaklık ise düşecektir. Moleküllerin harekete geçmesi ne yapacaktır sevgili öğrenciler? Basıncın artmasına sebep olacakmış gibi gözükse bile tabii ki burada bir esnek balon olduğu için iç basınçla dış basınç birbirine eşit olması gerektiğinden o halde buradaki balonun şiştiğini göreceğiz. Böyle bir hale alacak. Çünkü burada bir esnek balon var. Yani içle dış basıncı birbirine eşitleyebilmesi için sonuç olarak ne olacaktır? Moleküllerin arasındaki mesafeler artacağı için sevgili öğrenciler balonun da basıncı dengeleyebilmesi için esnemesi gerekmektedir. Yani burada iç basınç ve dış basınç birbirlerine eşit olacaktır. Peki diğeri de tam tersi olacaktır. Burada moleküller birbirlerine yaklaşacakları için yani moleküller yaklaşıyor diyelim. Moleküller birbirine yaklaşıyor. Birbirine yaklaşıyor. Moleküller birbirine yaklaştığı için o halde buradaki basıncın dış basınçla eşit olabilmesi için sevgili öğrenciler içeriye doğru o zaman da ne olacaktır? Buradaki balon şişecektir. O halde her iki balon da rahatlıkla şişer diyebiliriz. Yani yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. 4. soruya geldik. Bir kap içerisinde bir miktar su kullanılarak ısıtıcı üzerine bırakılıyor. Isı enerji kaynağından itibaren 1, 2, 3 yollarını izleyerek yayılıyor sevgili öğrenciler. Şimdi bir kere 3 numarada sevgili öğrenciler bir sıcak bir temas neticesinde burada bir iletim söz konusudur. Yani 3'e rahatlıkla iletim diyebiliriz. Şimdi ışımayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ocağın üstünde gaz ocağı diyelim veya doğal gaz yanıyor. Doğal gaz sonuçta tencereye alevler değmiyor ama burada ışıma yoluyla tencereye ne yapmıştır? Bir transfer etmiştir ısıyı. Yani sonuç olarak sevgili öğrenciler bir de ışıma diyebiliriz. 2'de ise suyun moleküllerinin hareketi söz konusudur. Yani ne yapmıştır? Sürekli yer değişimi meydana getirecektir. Moleküllerin hareketinden dolayı bir konveksiyon
zamanla suyun içerisindeki sıcaklık artacaktır. Yani ısı transferi o şekilde olacaktır sevgili öğrenciler. Yani ısının yayılma yöntemine de ikiye de konveksiyon diyebiliriz. Buna uygun da seçenekte sonuç olarak sevgili öğrenciler A seçeneği olmakta. Beşinci soruya geçelim. Hava ortamında bir öğrenci çukur aynaya bakarak kendi görüntüsünü görüyor. Öğrenci hiçbir şeyi değiştirmeden ayna ile birlikte denize bakarak, batarak kendi görüntüsünü yine görüyor. Yargılarından hangileri doğrudur diyor sevgili öğrenciler. Burada hava ortamındaki görüntüsü deniz içindeyken oluşan görüntüden daha küçüktür diyor. Sonuçta ışının aldığı, gittiği yollarda bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü ışının kırılması diye bir şey söz konusu değildir. Denizin içinde de sonuçta ortam değiştirmediği için ışık kırılmayacaktır. Kırılmadığı için o zaman daha küçük diye bir şey söyleyemeyiz. Bir yanlıştır sevgili öğrenciler. Denizdeki tuzlu su yerine havuzdaki bu deneyi yaptığımızda görüntüsünün boyu evet yine değişmeyecekti. Çünkü sonuçta ortam her yerde aynıdır. Hem cismin hem de aynanın bulunduğu ortamda hep ışının gittiği yoldaki yol boyunca ortam hep aynıdır. Sonuçta görüntünün boyu yine değişmeyecekti. İki doğrudur. Üçte ise hava ortamında oluşan görüntüsünün aynaya olan uzaklığı ile denizde oluşan görüntüsünün aynaya olan uzaklığı da yukarıda anlattıklarımız doğrultusunda sonuçta ortamın değişmemesi görüntünün aynaya olan uzaklığını da gene aynı kılacaktır sevgili öğrenciler. O halde yanıtımız D seçeneğidir diyorum. Evet, 6. soruya geçtik. Burada sevgili öğrenciler lamba parlaklığı ile ilgili bir deney hazırlanmış. Buna göre öğrenci lambanın parlaklığını arttırmak için ne yapmalıdır diye soruluyor. Evet, buraya sevgili öğrenciler özdeş bir lambayı seri bağladığımız zaman sevgili öğrenciler o halde burada ne olacaktır? Sonuç olarak bir şey fark etmeyecektir. Çünkü her iki lambaya da aynı üreteç bağlanmış olacaktır. Yani burada bir lamba daha bağlanmış olsa sevgili öğrenciler, pardon düzeltiyorum. Burada ne yapmış? Seri olarak bağlamış. O halde bunu bir silelim. Şöyle. Unutmayalım sevgili öğrenciler Ohm kanununu. Ohm kanunu bize ne diyordu? V eşittir I çarpı R diyordu. Seri bağladığımızda o halde bunu yükselttik sevgili öğrenciler. Bunu yükselttiysek o halde ne olacaktır? Akımda düşecektir. Yani dolayısıyla sevgili öğrenciler burada bir olmaz. Çünkü akımın yükselmesini gerekmekte. Lambanın parlaklığını arttırmak istiyor. Pile özdeş bir pil daha seri bağladığımız zaman sevgili öğrenciler herhalde V'yi ne yaptık biz o zaman 2V haline getirdik. O halde R burada sabitse sonuçta burası da 2 olacaktır. Yani lambadan geçen akım 2 katına çıkacağı için sevgili öğrenciler o halde özdeş bir seri bağlamak bu yapılması gereken işlemlerden bir tanesidir. Pile özdeş bir pili paralel olarak bağladığımızda altına bir paralel bir pil daha bağladığımızda sevgili öğrenciler gene ana koldan geçecek akımda bir değişiklik olmayacaktır. Ancak üreteçlerin ömrü uzayacaktır. Ama lambanın parlaklığına üreticin paralel olarak bağlanmasının etkisi yoktur. Ancak seri olarak bağlanırsa üreticin değeri artacaktır. Yani sisteme verdiği ana koldaki akım artacaktır. Yani o halde burada tek doğrumuz sevgili öğrenciler B seçeneğidir diyorum ve son soruya geçiyorum. Son soruda sevgili öğrenciler doğadaki temel kuvvetlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bunu yaparken ilk önce birazcık şöyle bir konuya hatırlayalım sevgili öğrenciler. Doğadaki temel kuvvetleri biraz okuyalım ne olduğuyla ilgili. Bazen arkadaşlarınız diyor ki hocam birazcık bilgi vererek ilerleyebilir misiniz diyor. Burada da artık size biraz bilgi vererek ilerleyelim. Doğadaki 4 tane temel kuvvetler bunlar. Güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti sevgili öğrenciler. Burada hemen okuyalım tek tek. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğinde nükleonları yani proton ve nötronu tutan kuvvettir sevgili öğrenciler. Menzili çok kısadır. 4 temel kuvvet arasında şiddeti en büyük olan kuvvettir sevgili öğrenciler. Zayıf nükleer kuvvete geçelim. Atom çekirdeklerinin kararsız olmasına neden olan kuvvettir. Menzili sevgili öğrenciler nedir? En kısa olan kuvvettir. Zayıf nükleer kuvvet
çekirdek bozulmasında rol oynayacaktır. Elektromanyetik kuvvet yüklü parçacıkların birbirine uyguladıkları kuvvettir. Menzili sonsuzdur. Güçlü nükleer kuvvete göre şiddeti daha zayıftır. Elektronu çekirdeğe bağlayan molekülleri bir arada tutan adezyon, kohezyon, sürtünme kuvveti ve manyetik kuvvet olarak da görülen kuvvettir sevgili öğrenciler. Kütle çekim kuvveti ise cisimlerin kütlelerinden dolayı birbirine uyguladıkları kuvvettir sevgili öğrenciler. Menzili sonsuzdur. Şiddeti en zayıf olan kuvvettir. Gezegenlerin, güneşe uyduları gezegenlere bağlayan kuvvettir. Yerin bir cisme uyguladığı kuvvetin, uyguladığı çekim kuvvetine de o cismin aynı zamanda ağırlığı denmektedir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla şimdi tekrar sorumuza dönelim. Evet, burada sevgili öğrenciler ne diyordu hatırlayalım. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvettir. Evet, doğrudur. Elektromanyetik kuvvet, kuvvetler gezegenleri bir arada, hayır bunlar kütle çekim kuvvetiydi. Biraz önce okuduk sevgili öğrenciler. Zayıf nükleer kuvvetler atomda elektronu çekirdeğe bağlayan kuvvetlerdir. Hayır değil sevgili öğrenciler. O halde sadece birdir. Yani yanıtımız sevgili öğrenciler A seçeneğidir. 7. testimizin, denememizin sonuna geldik. Bir başkasında, yani deneme 8'de tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.